Anadolu Üniversitesi 5. Dönem Kamu Yönetimi Devlet Bütçesi 2019 Yaz Okulu Soru 1. Bütçe sürecinin belirli yasal çerçevede yürütülmesi devlet bütçesinin hangi niteliğini yansıtır? A. İktisadi nitelik, B. Ekonomik nitelik, C. Siyasi nitelik, D. Hukuki nitelik, E. Politik nitelik Doğru cevap D. Hukuki nitelik Soru 2. Dünya tarihinde ilk devlet bütçelerinin yapılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Devletin alacaklarını ve borçlarını hesaplamak B) Ekonomik istikrarı sağlamak C) Gelir dağılımında eşitliği sağlamak D) Devletin ticari ilişkilerini düzenlemek E) Devletin hangi hizmetleri nasıl finanse edeceğini belirlemek. Doğru cevap E. Devletin hangi hizmetleri nasıl finanse edeceğini belirlemek. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin çağdaş işlevlerinden biridir? A) Siyasi işlev, B) Hukuki işlev, C) İstikrar işlevi, D) Mali işlev, E) Denetim işlevi. Doğru cevap C. İstikrar işlevi. Soru 4. Telafi edici bütçe kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bu kurama göre devlet kamu harcamalarını karşılamak için borçlanmaya başvuramaz. B. Keynes'in fikirlerine dayanır. C. Temel yaklaşımı durgunluk içindeki genel ekonomik durumu genişletmektir. D. Ekonomiyi devlet harcamalarını kullanarak genişletmeyi ve tam istihdam düzeyine çıkarmayı amaçlar. E. Devletin ekonomiye müdahalesini gerekli görür. Doğru cevap A. Bu kurama göre devlet kamu harcamalarını karşılamak için borçlanmaya başvuramaz. Beşinci soru iptal edilmiştir. Soru 6. Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hüküm konulması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin ihlali anlamına gelir? A) Sınırlı yetki ilkesi, B) alenilik ilkesi, C) anlaşılır olma ilkesi, D) denklik ilkesi, E) tasarruf ilkesi. Doğru cevap A. Sınırlı yetki ilkesi. Soru 7. Halkın temsilcilerinin hükümet tarafından gerçekleştirilecek vergi ve benzeri kamu gelirleri ile kamu harcamalarının miktar ve bileşimini belirleme ve onaylama hakkına ne ad verilir? A. Sükna hakkı, B. Bütçe hakkı, C. İntifa hakkı, D. Bütçe zaptı, E. Rüçhan hakkı. Doğru cevap B. Bütçe hakkı. Soru 8. Genel ve katma özel bütçeler toplamı ile hazine yardımları dikkate alınarak hesaplanan birleştirilmiş devlet bütçesine ne ad verilir? A. Program bütçe, B. Klasik bütçe, C. Özel bütçe, D. Performans bütçe, E. Konsolide bütçe. Doğru cevap E. Konsolide bütçe. Soru 9. Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarının ödenmesi için oluşturulan alacaklı Avrupalı ülkelerinin temsilcilerinin de bulunduğu karmak komisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Maliye Nezareti B. Hazine-i Celile C. düyun Umumiye İdaresi D. Hassa Hazinesi E. Islahat-ı Maliye Doğru cevap C. düyun Umumiye İdaresi Soru 10. Bütçeleme sistemleri içerisinde en basit olanı ve lump sum olarak da bilinen sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) İdari bütçe B) Konsolide bütçe C) Katma bütçe D) Torba bütçe E) Ek bütçe. Doğru cevap D. Torba bütçe Soru 11. Program bütçe sürecinde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir? A. Devletin hangi işleri yapacağının, ve Her kuruluşun işlevlerinin, C. Her kuruluşun faaliyetlerinin, D. Faaliyette bulunacak kuruluşların, E. Kullanılabilecek kaynakların maksimum miktarının. Doğru cevap A. Devletin hangi işleri yapacağının. Soru 12. Klasik bütçeleme sistemi devlet teşkilatına dayalı ödenek tahsis eder. Bütçeler bu yapı içerisindeki kuruluşlar bazında yapılmaktadır. Bu nedenle klasik bütçelemeye nokta nokta D denilmektedir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A. Özel faaliyetler bütçesi B. Sağlık bütçesi C. Örgüt bütçesi D. Devlet bütçesi E. Kamu bütçesi Doğru cevap C. Örgüt bütçesi. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi program analiz tekniklerinden biri değildir? A. Fayda maliyet analizi B. Maliyet etkenlik analizi C. Yön eylem araştırması D. Stratejik analiz E. Kantitatif yöntemler Doğru cevap E. Kantitatif yöntemler. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi zaman serisi yönteminde kullanılan tahmin araçlarından biri değildir? A. Hareketli ortamlar tekniği, B. Delphi tekniği, C. Arma tekniği, D. Exponential Smoothing tekniği, D. Box Jenkins tekniği. Doğru cevap B. Delphi tekniği. Soru 15. En az 3 ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan, kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan belediye türü aşağıdakilerden hangisidir? A. ikinci kademe belediyeleri, B. Olağan belediyeler, C. ilk kademe belediyeleri, D. Büyükşehir belediyeleri, E. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri. Doğru cevap D. Büyükşehir belediyeleri. 16. soru iptal edilmiştir. Soru 17. Bütçenin yasa olarak değerlendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Temel dayanağının anayasa olması, B) İstihdam ve fiyat istikrarını belirlemede araç olması, C) Ülke ekonomisini belirlemesi, D) Siyasi nitelikleri barındırması, E) Enflasyonla mücadelede belirleyici olması. Doğru cevap A. Temel dayanağının anayasa olması. Soru 18. Kamu idaresinin çalışmalarına değer katma ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetine ne ad verilir? A) Dış denetim B) İç denetim C) Ön mali kontrol D) Mali yönetim E) Fayda analizi. Doğru cevap B. İç denetim. Soru 19. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler? A 6 B 8 C 10 D 20 E 35. Doğru cevap D 20. Soru 20. Türkiye'de mali yıl ne zaman başlar? A 31 Aralık B 1 Ocak C1 Mart, D1 Nisan, E1 Temmuz. Doğru cevap B. 1 Ocak. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.